2007 senesi motorla İran'dan Türkiye'ye dönüyorum. Aralığın 20'si yollar hep buz. Motor sürekli altından fırlayıp duruyor. Acayip üşüyorum. Çantadaki kıyafetlerin hepsi üstümde. Kat kat donlar, çoraplar, İran haritasını bile içime giydim. Zencene yaklaşırken hipotermi yaşadım. Hipotermide böyle önce elleriniz ayaklarınız donuyor. Sonra donma hissi kollar ve bacaklar boyunca ilerleyip bedeninize vuruyor. Nefes nefes kalıyorsunuz ve titremeye başlıyorsunuz. Öyle telaşlarla İran geçiyorum. Son günün sabahı Zancan'dan çıktım yola. Senenin en kısa günü. Güneş böyle bir çitlerin arkasından sıçrayan çocuk gibi bir gösterdi kendini. Pat pat da hemen gün batımında girdim Gürbulak sınırına. Daha ilk yerleşim yeri Doğu Beyazıt'ta 35 kilometren var ve sıcaklık birazdan eksi 15 derece olacak. İran kapısına girdim. Bir tane memur elinde çayla üstüme koşarak geldi. Çayı verdi, belgelerimi aldı. Ben çayı içtim, o belgeleri içeride damgaladı, geldi. Devam, devam dedi. Baktım bendeki telaşın aynısı adamda da var. Türk kapısına girdim aynı hikaye. Bir abi geldi çay verdi. Belgelerimi içeride damgaladı. Çabuk ol çabuk ol dedi. O da yol verdi bana. Tam böyle kapıları çabucak hallettim diye sevinirken jandarma kontrolü de varmış. Durdurdular beni. Pasaport dedi. Verdim pasaportu. Baktı burada bekle dedi. Girdi kulübeden içeri. Hayda diyorum inşallah fazla tutmaz filan. Birazdan geldi bu elinde bir defterle. Abi şunları bir yorumlar mısın dedi. Aldım defteri açtım içinde bir sürü karikatür. Amatör karikatür üstmüş ve pasaporttan beni tanımış. Karikatürlerini yorumladım. Sohbet ettik. Tezkeresi, manitası, şu bu. Sonra vedalaştık. Yola tekrar koyuldum artık gece olmuştu ve eksi 15 derece olmuştu hava. O sıcaklıkta her şey donuyor. Taş, asfalt, kıyafetiniz, nefesiniz. Fakat o jandarma çocuğun muhabbeti o kadar iyi geldi ki bana. Yolu sıkıntısız hallettim. Ve o gün anladım ki sıcak bir yürekle yapılamayacak yolculuk yok. Sonra da o jandarma çocuk kafamın içinde şöyle dedi bana. Hayat da aslında bir yolculuk değil mi? Vallahi.